abi. Bundan sonrası için bence yayında bir problem yaşamayacağımıza inanıyorum. Yok, bir daha olmaz. Ben de aynı şekilde. Şimdi devam edelim işte, birazcık da kendinden bahsedeyim sevgili arkadaşlara, dostlara, müsaadenle. Dediğim gibi 2000 yılına spor yazıyorum. Futbol yazıyorum aslında. Spordan öte futbol yazıyorum. Futbolu yazmayı, futbolu konuşmayı seviyorum. Ömrüm boyunca hiç futbol oynamadım. Ömrüm boyunca oynamadım. Bırak hani futbol oynamayı, ayağımla topa dokunmadım. Bak, ayağımla topa dokunmadım. Futbolu yazıyorum. Bu şey gibi, herhalde en iyi mesela eleştirmenler, tiyatro eleştirmenleri hiç oyun oynamamış olandır gibi bakmak lazım. Ama futbolu da iyi bildiğimi düşünüyorum. Gerçekten de iyi biliyorum. İyi bildiğimi de kanıtladığımı da düşünüyorum. Bunca yıldan beri binlerce makale yazdık. Bakalım. Binlerce makale yazdım, yorumlar yaptık. Allah'a şükür, habercilikte zaten gelmeyeyim, televizyonculuktan gelmeyeyim, radyoculuktan gelmeyeyim. Bu işi de elimden geldiği kadar yapıyorum. Ben buyum yani, bu kadar. Altı üstü böyle bir adamım sevgili İnanç. Daha ne olsun diyelim abi. Çok şeref verdin abi yayına katılarak. Çok Bu arada teşekkürler. 7 tane kitabım var yazdığım. Evet abi, Bunlardan kitaplarından bahsetmeyi unuttum. iki tanesi Beşiktaş'la ilgili, bir tanesi Fenerbahçe ile ilgili, diğerleri de kadın erkek ilişkileriyle ilgili. En son kitap Erkeklerin yemek yapmasıyla alakalı kitabım. anlayamadım. Bir daha söyler misin? Erkeklerin yemek yapmasıyla alakalı bir kitabını Ev bahsediyor. erkekliği. Evet, ev erkekliği. Erkek. Ben iyi bir ev erkeğimdir. Yani yemek yapmayı da severim. Ütü yapmayı çok severim. Ev işi yapmayı severim. Elimden geldiği kadar yapmaya gayret gösteririm. Çünkü hayatı paylaşmak lazım. Hayatı doğru şekilde paylaşmak lazım. Bu işleri de yapmak lazım. Şimdi öğrenciyken yapılmıyor mu bunlar? Yapılıyor. Hepimiz kaldık. Kesinlikle. Yani yapılıyor, yapılıyorsa. Ben de iyi yapardım yani. Yapıyorsam da yine yemek de yapmayı severim ve iyi de yaparım. Elimden geldiği kadar da yemek yaparken bir şekilde bunu kitaba döktüm. Ev erkeğinden yemek tarifleri, basit yemek tarifleri verdim. Aslında hayat tarifleri de vardı orada. Yani sadece yemek tarifi yoktu. Yemeklerle kadınları, erkekleri birbirine benzetmişimdir. O var. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya gayret gösterdim. Hayatımı yazmaya. Yazmak iyidir çünkü. O okumak çok iyidir. Kesinlikle. Yazmak Okumak iyidir da ama yazmak okumak dedim. daha iyidir. Böyle garip bir dünya içerisinde yaşıyoruz. İşte şimdi de o dünyanın ilginç bir evresine geldik. Bu 2020'de. İlginç bir Evet. evresine geldik. Bakalım nasıl olacak. Herkes çok kötümser bakıyor. Ben öyle çok kötümser bakmıyorum hayata. Bu yaşa Bu geldim. Hayata güzel bakmayı öğrendim. Hayattan hep mutlu olmayı öğrendim. Ufacık şeylerle mutlu olmayı öğrendim. Tabii ki bazen böyle pimpirikli halim vardır. Benim de böyle ne olacak, ne edecek diye endişe ettiğim zamanlar tabii ki oluyor. Olacaktır da. İnsanız çünkü. İnsana ait bir duygu bu. Ama yine de elimden gelen gayreti gösteriyorum. abi kötümserlikten bahsetmişken bugün aslında gündemin kötümser maddesiyle başlamak isterim ben yayınımıza. Peki. Sorumluluğa Fatih Terim'in biliyorsun ki hastaneden bir taburcu süreci oldu. Gündemin en sıcak maddesi olduğu için bunu sormak istiyorum abi. Bir kesim bunu şu şekilde yorumlar yaptı. Bu işin içinde bir iş mi var? 7 günde nasıl taburcu oldu vesaire. Hani birçok yorumlar gelmeye başladı. Sen bu konu hakkında bu yorumlar hakkında senin yorumun nedir abi? Ben bunu sormak istiyorum önce. Vallahi Kötümser tablodan. ya bunu sevgili kardeşim. Bununla ilgili ya böyle bir hani acaba o ne oluyor falan diye düşünmek edepsizlik, ahlaksızlık. Şimdi 7 günde nasıl iyileşir? İyileşir kardeşim. Siz ne zannediyorsunuz? Hepiniz korona, yani hepiniz dediğim bunu söyleyenler korona konusunda şey mi, uzman mı kesildi? Zaten sosyal medya
harekat oluyor. Sosyal medyada aynı kişi stratejist oluyor. Askeri uzman oluyor. Ekonomide problem oluyor. Aynı kişi ekonomist oluyor. Korona bilmem ne oluyor. Salgın oluyor. Adam tıp doktoru oluyor. Ya kimsin kardeşim sen ya? Bak, Kadir Has Üniversitesi'nin rektörü 5-6 günde taburcu oldu. 5-6 günde taburcu oldu. E olan bu zaten. Bu koronayı siz ne zannediyorsunuz? Tabii ki dikkat edeceğiz. Tabii ki bütün kurallara uyacağız. Ancak bu da öldük bittik mahvolduk değil. Kurallara uyarsan, kuralları uygularsan olursa hiçbir problem olmaz. E Fatih Hoca da yani sporcu sonuç olarak. Efendim başkası daha geç iyileşmiş de o nasıl erken iyileşmiş? Bunun altında bir şey mi varmış? Kandırmışlar mı? Ya böyle bir ahlaksızlık, kötü niyet olabilir mi ya? Art niyet Ya diyorsun biz değil mi ne zaman abi? bu hale geldik ya? Fatih Terim'den bahsediyoruz. Sevmeyebilirsin. Bazı şeylerine kızabilirsin. Kız. Tabii ki kız. Futbolda yaptığı yanlışla ilgili veya yaptığı yanlışla ilgili tabii ki kız. Tabii ki buna tepki koy. Ama bahsettiğiniz isim bir insan. Bir insanla ilgili bazen böyle görüyorum. İnanamıyorum. İşte beddualar, konuşmalar, saçma sapan laflar. Ne bu? Sen evde kal, virüs var. Dayı, sen evde kal, virüs var, coşku. Dayı, evde kalıyorum canım ya. Yeğen, evde kalıyorum yeğen. Sen merak etme. Evdeyiz zaten. Ama Yorumda chatten gelen yorumlarda abi şöyle yapalım. Fazla şu yok şekilde yok, olmaz. ben Yani her şey seviyorum. Kalsın. çıkabilir. Yok kalsın Yok kalsın. kapat. Yok kapatmadık abi. Merak etme. Yok bir problem değil ya. Onunla bir problem yok. Kapat. Ben dayı diye görünce merak et. Ben yeğenim mi zannettim? Yeğenim mi bakıyor diye dayı deyince. Vallahi. Medya abi. Yani Dayı gözlüğü Twitter'dan çıkarttım. bahsedince herhalde Gözlüğü çıkarttım da öyle bakıyorum. Dayı deyince olur. ulan dedim. Acaba yeğenim mi oradan seyrediyor falan diye düşündüm. Yeğenim de Kanada'da yaşıyor şu anda. O da Beşiktaşlıdır. İyi hasta Beşiktaşlıdır hem de. Ondan sonra o görünce dayı deyince merak ettim. Acaba o mu diye değilmiş. Yeğen. Sen merak etme. Ya dediğim gibi bu bana göre doğru bir şey değil. Bak. Dedim ya en son derbide şeydeydim. Radyodaydım, yayındaydım. Yayını işte derbi o seyircisiz maçta. Bir hafta evvelinde Twitter'da da aynı şey yazdım. Galatasaraylılar da Beşiktaşlılar da. Bak bilhassa bizim gibi medya mensupları dahil olmak üzere. Medya mensupları. Taraftarlara o taraftar önderleri diyebileceğimiz bazı kişiler. Efendim Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da. Yöneticiler. Bunların %1'i dışında diğerlerinin sağlıkla ilgili olarak bak sağlıkla ilgili olarak gerçekten iyi niyetle söylemlerde bulunduğuna inanmıyor. Herkes kendi lehine. Herkes kendi lehine düşünün. Nalıncı keseri gibi kendine yontuyor herkes. Herkes kendine yontuyor. Ne yapıyor? Beşiktaş'tan gazeteci bilmem ne işte yorumcu o çıkıyor diyor ki efendim diyor seyircisi oynansın. Bunu sağlık için söylemiyor. Seyircisi oynansın bir şey olmaz. Kendi lehine olacağını düşünüyor. Galatasaray'dan diyor ki efendim diyor seyircisi oynanmasın iptal. 2 gün evvel seyircisi oynansın diyordun. Yani bir şey olmaz diyordun. Niye iptal Ya edildi kulüp sizin için? başkanının yaptığı açıklamadan bahsediyoruz değil mi Evet, abi evet. Galatasaray? Sayın Mustafa Cengiz. Bak Sayın Mustafa Cengiz'in birçok açıklamasını aslında söylediği şeyleri bazı şeyleri doğru buluyor. Ama o ikilemi yapmayacaktı. O ikilemi yapmayacaktı. İşte sağlık bilmem ne. Ben Sayın Mustafa Cengiz de inanıyorum ki hiçbir zaman kötü niyetli değildir. Ama söylüyorum ya %1 sağlığı düşündü orada. Geri kalan herkes
Acaba işte şey mi, hangimizin lehine olur? Beşiktaş'ın mı, Galatasaray'ın mı lehine olur? O mu bizim için daha iyi olur? Şu mu bizim için daha iyi Futbol olur ön plan diye. tutuldu maçtan önce. Futbol da tutulmadı. Ben sana söyleyeyim, bak futbolun, insanların futbolla alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Futbolla alakası olsa U20 Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapıldı. Bizim ülkemizde futbol falan sevilmiyor. Yalan. Bak bunların hepsi yalan. Futbolun sevildiğine dair hiçbir emare yok. Çünkü futbol seviliyor olsa U20 Dünya Şampiyonası yapıldığında o stat tıklım tıklım olurdu. Evet, geleceğin Ama Messi'lerini izlemek ister insanlar. Normalde evet futbolu seven insan. ama o site şey o stat ne oldu? 200 kişi, 300 kişi. Finaline. Finalde 2000 kişi. Finalde 2000 kişi izledi o maçı. Eğer biz futbol seviyor olsak, o zaman bütün maçlar seyredilirdi. Geçen gün Barış Terli'yi konuk olarak aldım. Ampute milli takımından. Dedi ki, abi dedi, Arjantin'de maç oynuyorduk. Maç oynamaya gittik Arjantin'e dedi. Arjantin'de maç oynarken bizi 20 bin kişi seyretti. Ampute futbolunu dedi. 20 bin kişi. Tamam bak, 20 bin kişi. Ampute futbolunu seyrediyor. Birkaç arkadaşla konuşuyoruz. Kadın futbolu Amerika'da soccer dedikleri, yani onların hiç sevmediği kadın futbolunu 50 bin kişilik stat full çekiyor, full. Bak futbolu izlemeye gidiyorlar. Tamam mı? Ya Ama bizde aslında ben çok özür dilerim abi. Olympiakos ve Panathinaikos gibi kulüplerin mesela su topu işte bu tarz diğer aslında spor dalları da çok izleniyor. Yani bu doğru. insanlar aslında spora karşı farklı bir yaklaşımları var. Bizde çok farklı aslında değinmemiz gereken yani bence sadece futbol olarak da değil hani spor ayırdığımızda dahi hani bunu görebiliyoruz. Yani kulüplere bağlılıkları çok farklı onların. Yani ampute takımını dahi insanlar gerçekten spor müsabakası olarak izleyebiliyorlar. Ancak ben Beşiktaş handbol maçlarında gerçekten Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takımdır. Ama Takım değil handbol mi? maçlarına gittiğimizde çok da dolu tribünlere oynamıyoruz Niye açıkçası. olmuyor biliyor musun? Gel olayı Beşiktaş'tan devam edelim. Tamamen Evet, genele yaymayalım. lütfen abi. Tamamen Beşiktaş'tan devam Lütfen. edelim. Bunun sebebi ne? Şimdi bizi seyredenler de belki aralarında var mıdır yok mudur bilmiyorum. Rica edeceğim, aranızda varsa lütfen söyleyin. Bundan 7 yıl evvel, 7-8 yıl evvel Fikret Orman Beşiktaş Başkanı olduğunda birçok kimse bilir. Ben şunu söyledim. Yani Fikret Orman Beşiktaş tarihinde kötü bir yer edecek dedim. Yanlış yapılıyor dedim. Fikret Orman'ın olması doğru değil dedim. Hatta Fikret Orman ilk nasıl geldi? Yıldırım Demirören'e ne dedi? Yıldırım Demirören'ü dava edeceğiz. Yetimin hakkını bırakmayacağız. İşte bilmem ne, taşın altına elini soktuk. Ya dedim, bakın arkadaşlar. Yıldırım Demirören'ü dava edeceğim demedi mi? Dedi. Peki dedim, bu sandıklar bir önceki seçimde Murat Aksu'ya karşı Yıldırım Demirören 20'de 20 yaptığı zaman ne dedi herkes? Bu sandıklar satın alınmış demedi mi? Dedi. Peki Yıldırım Demirören'in satın aldığı söylenen sandıklar. Peki dedim, Fikret Orman nasıl geldi? Yıldırım Demirören'ü dava edeceğim diye geldi. 20'de 20 ile geldi. 20'de 20 ile geldi. Tamam mı? Ardından Fikret Orman dedi ki, stat yapacağım ben dedi. Dedim ki yapmayın. Bu stat yapılamaz. Yapılmaması lazım. Veya yapılacaksa parça parça yapılması lazım. Bu stat yapılacaksa bu şekilde başlanırsa Toki'nin yapması lazım bu stadı. Biz yaparsak
bu statın borcundan kurtulamayız dediğimde bu stadı devlet dedi ki ya kardeşim seni Kazlıçeşme'de ben sana bu stadı yapayım dedi. Yok dedik olmaz. O zaman dedi 35 bin kişilik sana dedi burada butik stat yapayım. Yok olmaz biz yapacağız. Çünkü ne dedi Fikret Orman? 100 yılın anlaşmasını yaptık sponsorluk anlaşması. Geldi mi o para? Hayır gelmedi. Peki stadın paraları ödendi mi? Hayır ödenmedi. Çekler verildi. Mali Genel Kurul'da o çekler ödendi diye gözüküyor ama karşılığı yok. Şu andaki yönetim neler çekiyor? Ne oldu? Ama herkes ne diyordu? 2 sene üst üste şampiyon olduk. Büyük başkan, cimri başkan, harika başkan, mükemmelsin başkan. Sen en iyisin başkan. Demedi mi? Bu borç arkadaşlar, bu borç yüzünden anamız ağlıyor. Bu borç bizi mahvedecek. Ne yapacağız şimdi? Dediğimiz zaman ne dedi herkes? Sus, sen Beşiktaş düşmanısın. Bak futbolda nasıl gidiyoruz? Futbolda bir yere gitmiyoruz. Futbolda bir yere gidilmedi. Futbolda bir yere gidilmedi. Bak bugünler ortaya çıktı. Abi Bugünlere şöyle bir bakış açısı var. Bunu aynı zamanda Kole Şovası belgeselinin de en sonunda geçer hatta bu bir yorum olarak. Süleyman Sabah 3 sene şampiyon ettiğinde Fikret Orman 2 sene üst üste şampiyon etti. Süleyman Sabah İnönü Stadı'nı Cem Uzan biliyorsunuz o zamanlar İstanbulspor için İnönü Stadı'nı istiyorken Süleyman bunun tek başına savaşını verdi ve İnönü Stadı'nı Beşiktaş'a kazandırdı. Fikret Orman da Vodafone Arena'yı Beşiktaş'a kazandırdı. Bu sebeple Fikret Orman'da ileride değeri anlaşılacak şeklinde bir yorum da var aynı zamanda. nasıl kazandırdı ya? Kimse kimseye bir şey kazandırmadı ki. Siz ne, kim ne zannediyor? O stat Beşiktaş'ı mı zannediyor insanlar? O stat Beşiktaş'ı mı? Normalde kiralık değil mi abi? Evet yani bir dakika arkadaşlar. Hiçbir stat kimsenin değil. Ne yapıyorsunuz? O stat Beşiktaş'ın falan değil. Evet Beşiktaş stadını kendi yaptı. Niye yaptı? Ya onu devlet zaten yapacaktı. Yok yok öyle bir şey. Bu stat üst kullanım hakkı bizim. Üst kullanım hakkı bizim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Evet Nevzat Demir, işte efendim Fulya'daki bazı yerler Allah rahmet eylesin. Süleyman Seba bize evet yerler kazandırdı ama stat gibi yerler kimseye kazandırılamıyor. Yok öyle bir dünya. Millet kafasına göre yazıyor. Hemen Fikret Orman bize Vodafone'u kazandırdı. Tamam eyvallah. Nasıl kazandırdı abiciğim? Nerede? Stadın tapusu bizde mi? Bizde mi? Yok. Değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Evet bak yazmış o 50 yıl, 49 yıllık kiralık. Tabii. 49 Bunlar yılının üst kullanım İnönü hakkı Stadı'nda bize ait. tabii ki. Dünyada yani dünyada değil Türkiye'de öyle olan bir stat yok. Yok öyle bir şey. Bak Galatasaray yaptırdı TOKİ'ye. Sonradan da paralarını aldı. Gelirlerini aldı. Ya biz niye yaptırız kendimiz yaptık stadı ya? 200 milyona bitecekti stat. 400 milyona bitti. Hala borçları ödenmedi. Hala ödenmedi. Hala ödenmedi borçları ve ödenmemeye de devam ediyor. Bak bunun Vodafone giderilmesi zor. sponsorluğundan alınamayan bir paradan bahsettin abi. Vodafone sponsorluğundan alınamayan bir para var mı abi gerçekten kulübe Var tabii gelmeyen? canım. Var tabii çünkü şöyle bak Vodafone 200 milyon mu şey yaptı? 200 milyon gibi bir rakam dedi. Ama bunu bildiğim kadarıyla 10 ya 15 seneye yaydı. Ya 10 ya 15 seneye yaydı. Tamam mı? Yani taksit taksit o parayı veriyor. Ve ben sana söyleyeyim 2 sene boyunca ve hala da yapılma aşamasında yapılan reklamlar, billboardlar, onlar, bunlar, her şey. Tamam mı? Her şey. Bütün hepsindeki verilen reklam 1 milyar dolar versen yapamazsın bu reklamı. Bütün Beşiktaşların kaç milyon taraftar varsa Beşiktaşlının cebine gitti o isimler. Cebine gitti. Bütün bilgi dataları Vodafone'a gitti. Milyar versen o parayı alamazsın.
100-200 milyona biz o reklamı yaptık ya. Böyle saçma bir reklam mı olur? Nerede 100 yılın sponsorluk anlaşması? Böyle bir saçmalık mı olur ya? Böyle bir anlaşma mı olur? Forma reklamı verildi. Bilmem ne reklamı verildi. Türkiye'de, Türkiye'nin en muhteşem yerinde 2 yıl boyunca reklamlar yayınlandı. Vodafone, Vodafone diye. Hala aynı şekilde. Hala aynı şekilde. Vodafone bunu başka bir yerde yapamaz. Yani dünyadaki örneklerine baksanız ya. Bu kadar paraya mı yapılıyor? Bir de üstüne biz daha da para verdik. Sonra da Süleyman Seba'yla, Allah rahmet eylesin, Süleyman Seba'yla, tamam mı? Fikret Orman kıyaslanmaya çalışılıyor. Nerede? Adamın alnını karıştırın. Adamın alnını karıştırın. Yok öyle bir dünya. Süleyman Seba'yla kimse kıyaslanamaz. Kimse Tabii ki. Yani bu kıyaslanamaz. camiada Süleyman Seba'nın adının yanına yaklaşmak gerçekten çok olası değil gibi. Tamam mı? Alacaksın. Alacaksın. Süleyman Seba'yı böyle en güzel çiçeğimiz, en güzel vazomuz vitrine koyacaksın. Yeter artık ya. Süleyman Seba'yı da bir rahat bıraksın insanlar. Yeter. Onu koyacağız. O bizim bir değerimiz. Fikret Orman, Süleyman Seba olamaz. Yok öyle bir dünya. Yani ilk önce başka şeylerin cevabı verilecek. Yani kimse bir Süleyman Seba Bak olamaz demin böyle. yazdı. Ara söz biliz, değil mi? Onun hesabı verilecek. Neydi o bir tane Fenerbahçe'nin alınan, adını bile unuttum. Bir tane Fenerbahçe'nin alınan sonra boksçu oldu. Tombik bir oğlan alındı. Çocuk alındı. Kimdi o? Fenerbahçe'de oynuyordu. Bilhassa Fikret Orman onu transfer etti. Serkan Tolgay'dan mı? bahsediyorum. Yok yok değil ya. Fenerbahçe'den alındı geldiğinde. Serdar mıydı? Serkan mıydı? Öyle birisi alındı. Fenerbahçe'de oynuyordu. Transfer edildi. 1,5 milyon euro verildi. Transfer edildi mesela. Sonradan da hiç oynamadı Beşiktaş'ta. Sezer. Heh. Sezer. Sezer miydi? Neydi galiba? Sezer diye bir çocuk vardı. O alındı mesela. Onun hesabı verilecek. Ya bak. Allah aşkına. Unutuldu. Unutmayın. 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 Neyi unutmayın? Fikret Orman yönetimi Ericsson'la anlaştı. 600 bin euro tazminat ödedi. Kimse bunu konuşmuyor. Bir gün gelmedi adam. Antrenmana çıkmadı teknik direktör. Bak bir gün antrenmana çıkmadı. Eriksson'la anlaştı. Bak Mert Çam oynadı mı diyor. O da oynamadı. Bir günlüğüne anlaştı. Sonra o anlaşmayı bozdu. Beşiktaş bozdu. 600 bin euro ödedi tazminat. Değil mi? Abi, ben bu konuda şöyle de bir yorum yapmak istiyorum. Yani bu aslında futbolda şimdi örnek veriyorum. Güncel dönemden konuştuğumuzda bir Hasiç transferi yapıldı. Hasiç'e 1,5 milyon ödendi. Ama Ümraniyespor'da 18 dakika oynadı ve Beşiktaş antrenmanlarına da hiç kalmadı Hasiç. Şimdi Tamam. baktığımız zaman yönetimlerin aslında bu konuda Türk futbolunun bence bir kanayan yarası bu. Yani burada aslında sen şunu söyler misin abi? Yani geçmiş yönetimler bu paraları çarçur mu ettiler? Bu paraları art niyetli bir şekilde cebine mi? Yani bunun Yok. bir varlığı ama Yok. bu Onu burada bir asla öyle bir şey, var. öyle bir şeyi, öyle bir şeyi asla, yani art niyet kelimesini hiç kullanamayız çünkü biz bir hukuk devletiyiz ve kesinlikle ve kesinlikle kanıtı olmayan bir şey konusunda yorum yapamayız. Hiçbir Şimdi şekilde ben yorum bile. şu sebeple söylüyorum abi. Şimdi Beceriksizlikle. aslında bu tar yani burada şimdi dönemimizde bu tarz transfer hataları ve hesap sorulması, hesap sorulacak. Çünkü Ali Eren'le yayınımıza örnek veriyorum. Ali Eren'le olan yayınımızda da aynı konular konuşuldu ve Sayın Başkanımız Ahmet Ulçevi de yine yönetime gelirken hesap sorulmasından bahsedildi ama aslında baktığımızda her yönetimin hesap sorulması gereken konuları yok mudur?
Yani Mesela vardır tabii ki. Ahmet Yok, ben bu arada Sayın Ahmet Nur Çebi'nin iyi bir insan olduğunu düşünüyorum, ama Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de şey yapacağını, hesap soracağını falan düşünmüyorum. O tamamen popüler bir yaklaşım. Bu arada Ali Eren Beşerler alt kat komşum benim ya. Hemen al. Üç kat aşağımda oturuyor. Üç kat aşağıda oturuyor sevgili Ali Eren Beşerler. Kaptan. Can kaptan ya. 10 numara adamdır. Şimdi ben o hesap sorma işinin hiçbir zaman olacağını düşünmüyorum. Bak çok net. Hiçbir zaman hesap sorma işinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü hesap sorma işi yalan iş. Kim kime hesap soracak ya? Çünkü hesap sorarsan sana hesap sorarlar. Tamam mı? Hesap sorarsan sana hesap sorarlar. Bizim kulüpler yasası çıkmadığı sürece, hiçbir şekilde dernekler yasasıyla yönetildiğimiz sürece hiçbir şekilde hiçbir hesap sorulmaz. Kimseye hiçbir hesap sorulmaz. Sayın Ahmet Nur Çebi de hata yapacaktır. Fikret Orman da hata yaptı. Allah rahmet eylesin, Süleyman Seba da hata yaptı. Tabii ki hata yaptı. Herkes hata yapabilir. Herkes de illaki hata olacaktır. İllaki o. Ama bu hatalar minimum düzeyde olursa ve hatalardan çok başarılar olursa hiçbir sorun olmaz. Ama bir de göz göre göre hatalar varsa, hani bazı şeyler göz göre göre devam ediyorsa, bazı şeyleri uyarmamıza rağmen düşman ilan ediliyorsa, Fikret Orman kendini eleştiren hiç kimseyi yanında istemedi. Bak, çok ilginç. Çok ilginç. Beşiktaş taraftarı sevmez değil mi Yıldırım Demirören'i? Değil mi? Kızar. Doğru tabii değil mi? kesin olarak hayır. Tabii. Ha? Evet. Yıldırım Demirören kendini eleştiren gazeteciler ve sadece gazeteciler değil, böyle işte Beşiktaş'ta adı geçen, sözü geçen kimselere konuşurdu, sorardı. Eleştirdiği zaman küfür ve benzeri bir şey yoksa o insanlarla oturup konuşurdu. Veya haber gönderirdi veya haber alırdı. Hiç kimseyle küsmezdi. Bak, küsmezdi. Öyle bir şey yoktu. Ha, hataları az değil. Hataları yüksek. Hataları yani çok yüksek. Ama hiçbir zaman kimseyle küsüp de efendim düşman ilan ettiğini ben hatırlamıyorum Sayın Yıldırım Demirören. Yani çünkü bunu yaparsan, ayrıştırırsan, birlik yapmazsan, birlik kurmazsan ileriye gidemez. Sayın Fikret Beşiktaş. Orman'ın bu konuda muhalif seslere izin vermediğini mi düşünüyorsun abi kulüp içinde? Olmadığını mı? Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman izin verdiğini düşünmüyorum. Bırak onu, kendine kızan, eleştiren herkese bir şey yapıyordu. Yani tepki koyuyordu. İstemiyordu yani. Onu biliyoruz. Artı Fikret Orman'ın şansı çok ilginç. Çok ilginç. Fikret Orman'ın ilk istediği neydi biliyor musun? Abdullah Avcı'yı istemişti ilk. Sonra Mustafa Denizli ismi vardı bildiğim kadarıyla. Ve ardından Ahmet Nur Çebi dedi ki parayı ben veriyorum dedi. Şenol Güneş olacak dedi. Şenol Güneş olması Beşiktaş'ın en büyük şansıydı. Aslında Şenol Aslında Güneş abi istemiyordu. buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Aslında Ahmet Nur Çebi son döneminde de hatta bu en belirgin hale geçti ve 2 senesinde bulunmadı ama 8 sene boyunca aslında Ahmet Nur Çebi birazcık Fikret Orman'ın muhalifiydi diyebilir miyiz? Çünkü en çok muhalefeti yapan Çok aslında değil. yönetim Çok. içinde Ahmet Nur Çebi'ydi. Yok, çok zannetmiyorum. O 6,5 yıl. zaman bu hataların içinde Ahmet Nur Çebi başkanımızın da muhalif değilse eğer bu hesap Nasıl muhalif sorulması gereken olabilir ki? kişinin Sayın. içinde olması Şimdi. gerekmez mi? Ay şöyle. Sayın Ahmet Nur Çebi çok muhalif diyemeyiz. Çünkü 7 sene değil mi? 7 senenin 6,5 senesinde, 6 8 senesinde Sayın Ahmet Nur Çebi. sene yönetim kurulunda görev yaptı Sayın Ahmet Nur Çebi.
Evet. Yani yönetim kurulu görev yaptı. İcra kurulu başkanıydı. Tabii Çok ki. o kadar da hani muhalif işte efendim her şeye karşı çıkıyordu. Değildi tabii ki. Her şeyi bilmiyor muydu? Biliyordu. O da tabii ki biliyordu. Tabii ki biliyordu. Ama hele ki son 2 senede şöyle bir gerçek var yalnızca. Fikret Orman her şeyi ben yaparım dedi. Değil mi? Her şeyi ben yapıyorum diyordu bir ara. Her şeyi ben alıyorum. Her şeyi o çıktı dönemde ben yapıyorum. Benden habersiz olmaz. Benden habersiz olmaz. Her şey bende. Herkes böyle alkışlarken, şakşaklarken büyük başkan resim çektirmeye gidenler vardı. Resim çektirmeye giderken gidenler vardı. Başkanla şu dernek olarak yanındayız. Başkanın yanındayız. Başkan bizi çok seviyor. Öyle yapıyor. İşte başkan bize geldi diyenler çok vardı. Şimdi en büyük muhalifler onlar. Bak en büyük muhalifler onlar. Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi. Tabii ki sorumlu olduğu şeyler vardır. Ama Sayın Ahmet Nurçebi'nin, bu benim görüşüm. Bak bu benim görüşüm. Ben iyi bir insan olduğuna inanıyorum. İyi bir Beşiktaş'tı, işte o bu hiçbir zaman kimse için bir şey diyemem. Ama iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve bir şeyler yapmaya tabii ki gayret gösteriyor. Fakat şimdi gelelim. Mesela Sayın Ahmet Nurşebi ne dedi? Efendim Ben dedi elektrik çok parasını bile diyerek ödeyemeyiz dedi, değil mi? şöyle bir şey söylemek istiyorum abi. Yanlış anlaşılmaya sadece mahal bırakmak istemiyorum. Sadece aslında Beşiktaş başkanları içinde Beşiktaş kulübünün ben başkanlarının hepsinin iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş kulüp başkanları gerçekten fotoğraf çekilmeye değecek insanlardır. Çünkü bu Ya kulübün başkanlığını yapan insanlar gerçekten isimlerden ziyade Beşiktaş kulüp başkanlığını taşıyan insanlardır. Hani ben İnanç bu şekilde doğru. düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden hani sadece Ahmet Nur Çebi başkanımızın çok iyi bir insan olduğunu biz hepimiz kefiliz. Ama önceki başkanlarımızın da iyi bir insan Ya olduklarını söylemek isterim ben. Hepsini kefil olalım abi. Yanlış anlaşılmaya bırakmayalım. ha, Çünkü bu yok insanlar yok ben şu Beşiktaş andaki başkanları. başkan olarak söylüyorum. Tabii ki tabii ki Tabii. hepsi başımızın Hepsi Beşiktaş üzerinde. kulüp Allah başkanı abi. rahmet eylesin Kazım abi şöyle derdi. Bak Allah rahmet eylesin Kazım Kanat'ın bir sözü vardır. Çok hoşuma gider. Bazı konularda hemfikir olmadığım şeyler de vardır ama çok önemli bir şey söyledi. Sayın Yıldırım Demirören için. Dedi ki kendisini sevmem. Kendisini sevmem dedi Kazım abi. Ama dedi o Beşiktaş başkanıdır. Gördüğüm zaman önünde saygıyla Evet. ceketimi iliklerim dedi. Evet. Şimdi Fikret Orman Beşiktaş Başkanı olduğu sürece kendisine haz etmem. Doğru. Yaptıklarını doğru bulmuyorum. Yaptıklarını yanlış buluyorum. Ama Fikret Orman'ın karşısında ceketimi Beşiktaş Başkanı şimdi değil olduğu dönemde ilikler saygıyla elini sıkar, saygıyla önünde kafamı eğer. Çünkü o çok üstün bir makam olan Beşiktaş başkanlığı yapıyor. Her şeyden üstün bir makam bu. Birçok Kötü şeyden bir üstün. insan da Beşiktaş başkanı olmaz zaten diye düşünüyorum abi. Çünkü her şeyden önce İnsanlar kötü olmaz, insanlar olmaz. koltuklar kötü yapar bazen. Koltuklar aklını Evet. çeler. Yani Kemal yanlış Sunal'ın filmini şöyle seyrettin mi? söyleyeyim. Subjektif olarak yanlış kararlar olabilir. Beceriksizlikler dediğin gibi olabilir. Ama ben abi burada altını çizmek istiyorum. Beşiktaş kulüp başkanlığına gerçekten iyi insandır. Çünkü Beşiktaş İşte dursa olmayan insan bak kulüp başkanı olamaz diye düşünüyorum. Rıdvan diyor ki doğru aslında yöneticilikleri kötü olanlar vardı aralarında belki. Kesinlikle beceriksiz olabilir. Evet. Yani yanlış yönlendirilmiş olabilir. Yanlış fikirler verilmiş olabilir. Herkes olabilir. Ama ben Beşiktaş kulüp başkanlığına, Beşiktaş duruşu olmayan bir insanın yani bu kulübün yönetim kurulu, divan kurulu, genel kurul, burada bu insanların, binlerce insanın Beşiktaş duruşu olmayan kötü bir insanın Beşiktaş kulübüne başkan olacağını ben Yok, inanmıyorum abi. olmaz. Ya bak, Ya birisini burada iyi birisi demek başkasını kötü demek değildir. evet, Bunu evet. da bilin. Ben diğerlerinin de hakkını yemeyelim diye söylemek Tabii. istiyorum Yani birisini iyi abi. dediğiniz zaman diğeri kötüdür anlamına gelmez. Ya ben mesela şimdi Kesinlikle. şey diye düşünüyorum. Bak mesela bu söyleyeceğin
bu söyleyeceğim bambaşka bir şekilde yorumlanabilir aslında. Sayın Ahmet Nur Şebe ne dedi? İşte paramız yok, elektrik parasını bile ödeyemiyoruz şu anda transfer. Bunlar söyledi mi? Evet. Aslında birazcık güncel konulara da değinmek isterim abi. Yani Tamam, bir şey söyleyeceğim ama bak bu çok önemli tabii ki inanç. sen de sadece değinelim istedim. Şimdi herkes hani diyor ya işte para yok, pul yok, bilmem ne yok. Ya Sayın Ahmet Nur Çebi, bak seçim öncesi. İşte Sayın Ahmet Nur Çebi'nin çok parası var. Bütün Beşiktaşlar öyle diyordu. Diyenler daha doğrusu. Bütün hepsi değil, yanlış söyledim. Özür dilerim. Bir kısmı. İşte Serdal Adalı'dan daha zengin. Hürser Tekin Oktay yapamaz. Çünkü parası yok. Baba o zaman para yoksa Hürser Hoca olsaydı en azından futbolun tam içindeydi. Her yönüyle futbolu biliyordu. Hürser Hoca'nın ekibini gördünüz mü? Ekibinde kimler? Kesinlikle. Hürser Hoca'nın ekibi inanılmaz bir ekipti. A'dan Z'ye inanılmaz bir ekipti. Para mı? Serdal Adalı'da para çoktu. Ya para yığardı. Serdal abi parayı yığardı. Ama Sayın Ahmet Nur Şebi ne diyor? Yok diyor yani şu anda para yok diyor. Abdullah Bugün Avcı'ya nasıl bir takım bırakıldı? Nasıl bir takım bırakıldı? Sergen Hoca nasıl bir takım aldı? Yani şimdi bunları konuşalım. Hadi gündemi konuşalım. Sor bakalım. Konuşalım. özür dilerim. Aslında şöyle diyelim abi. Sergen Hoca'nın gelişiyle bence futbolcuların hepsinin kalitesinin çok da kötü olmadığını birazcık anlamış olduk. Yani Abdullah Avcı hani futboluyla Sergen Yalçın futbolu arasında bambaşka bir fark var bence. Hani tabii Bir ki de dakika. futbolcuların kalitesini uzun süre konuştuk. Hani işte kanat oyuncularımız işte gole katkıları vesaire ama Sergen Yalçın geldikten sonra aslında anladık ki Abdullah Avcı futbolundan tam verim alamadığımızı anladık. Sanki birazcık ben öyle düşünüyorum abi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi bak, Abdullah Hoca sistem hocası tam anlamıyla. 4-1-4-1 oynatıyor. O minvalde bir futbol oynatıyor. Sergen Hoca ilk geldi 4-1-4-1 oynattı. Yine aynı şekilde. Fakat Sergen Hoca'nın futbolcuya yaklaşımı, bakış açısı, futbolcuyla sohbeti veya istedikleri veya yaptırmak istediklerini anlatma şekli farklı olabilir. Abdullah Hoca'nın farklı olabilir. Abdullah Hoca daha serttir belki. Veya daha taviz vermeden. Mesela Laiç'e ilk geldi Sergen Hoca gibi. Yani Sergen Hoca demeyelim de Sergen gibi oynadı. Bak Sergen gibi oynadı. Yani ilk bir iki maç. Sonra Laiç gitti. Yaptığı inanılmaz yaptıkları. Burak Yılmaz Şenol Hoca'yla ne oynadı? Şenol Evet. Hoca'dan sonra ne oynadı? Yani burada takımın kalitesi kalitesizliği Sergen Hoca geldikten sonra o kadar da kalitesizmiş demek. Şimdi Allah aşkına bir kıyaslama yapalım. Bir kıyaslama yapalım. Kalede Karius var. Tamam. Kaliteli mi? Kaliteli Yani mi? Değil. kaliteli netice Veya olarak kariyerine baktığında kaliteli görünüyor ama ya kumaş olarak değil. şimdi o anlaşılmış zaten. Şimdi senin kalende Karius, diğer tarafta Muslera, öteki tarafta Altay. O da hadi Altay'la Karius hem veya eşit diyelim. Diğer tarafta Uğurcan. Ya en kötü Samassa bile olsa bin kat daha iyi. Defansına bakalım. Gökhan Gönül, Caner. Caner neredeyse Caner'in kanadından artık gelmeyen kalmadı. Ben de koşup gideceğim o kanattan. Rakip olsam ben de o kanadı kullanırım. Sen de o kanadı kullanırsın. Savunma özelliği hiç yok. İşte bak Caner 30 küsur yaşında. Gökhan 33-34 yaşında. Vida, Milli, Vida ve Ruiz. Yavaş Ruiz var. Diğer tarafta bakıyorsun. Saracchi, Mariano, Donk ve kim oynuyordu unutuyorum. Marka. Hatta Yulindama da var ama hadi Donk oynuyor. Diğer tarafta bakıyorsun. Isla var.
Serdar Aziz var. Yine o hani senin defansına denk gibi diyebiliriz ama senin defansında da şöyle bir sorun var. Caner'le Gökhan 30'unu çoktan aşmış, 35'lere gelmiş artık. Ve Vida ile Ruiz de çok yavaş. Ardından Trabzon'a bakıyorsun. Kampi, Hüseyin'i veya Hüseyin veya Da Costa, Kampi, Da Costa, Novak, Pereira var. İnanılmaz bir kanat var. Şimdi hangisi daha kaliteli? Sen hep ikinci veya üçüncü sıradasın. Daha birinci sıraya çıkamadın. Bak Galatasaray'a göre birinci sıra. Başakşehir'i hiç saymıyorum. Sivas'ta takım makine gibi oynamaya çalışıyor. Orta sahaya geçiyorum. Orta sahanda senin kim var? Şöyle baktığın zaman. Lens. Değil mi? Atiban gelmiş 37 yaşına. Adam artık ne yapsın ya? Adam öldü, öldü bitti. Adamcağızın artık yapacak bir şey yok. Yani yatıp kalkıp Beşiktaş'ta olan herkesin her akşam yatmadan evvel şöyle demesi. Allah'ım koronadan bizi kurtar, Atiba'ya bir şey olmasın. Allah'ım Atiba'ya bir şey olmasın. Bütün Beşiktaşların bunu demesi lazım. Elneny ancak kendi kendini toparlamaya başladı. Bakıyorsun diğer tarafta bir tarafta Lens, bir tarafta Enkudu veya Diaby oynuyor. Şimdi öteki tarafa dönüyorsun. Belhanda'sı, Fegulis'i, Onyekuru'su, Seri'si, Lemina'sı, diğer tarafta Sosa'sı, Ekuban'ı, Vakames'i, işte efendim Abdülkadir Parmağı. Öteki tarafta yine bakıyorsun hani Gustavo'su, o'su, bu'su. Sen yine ikinci sıradasın. Bilemedin üçüncü sıradasın. Evet. Yine yetişemedin bir türlü. Forvet'e bakıyorsun. Bir tarafta Falcao var, Vedat var, Charlotte var. Sende kim var? Yani Burak Burak var. Yılmaz. Kaliteli bir kadroya mı sahibiz sence diğerlerine göre? Yani kesinlikle kalitesiz bir kadroya sahibiz. Kalitesiz değil, diğerlerine göre kaliteli değiliz. Bak Tabii ki. kalitesizlik başka bir İşte şey. şu çok kalitesiz. Şimdi şunu ayırmak lazım. Biraz evvel söylediğim gibi bir insana iyi demek diğerine kötü demek değildir. Burada da evet kaliteli ayaklarımız var. İşte Laiç'imiz var bilmem ne o Boateng var. Bunlar baktığında kariyerinde kaliteli. Ama sen 2 sene evveline gidiyorsun. Şöyle arkanı dönüp bir bakıyorsun. Abi bizde Talişka oynuyor. Aa diyorsun Talişka nerede? Aboubakar efendim o bu Mario Gomez'ler, Cenk'ler. Kafa yiyorsun. Ulan diyorsun bak o kadro. Bu kadro. Şimdi şey var. Arada dağlar kadar fark var. Sen şimdi Başakşehir'in kadrosuna ya beğenmediğin Dembaba'nın yaptıklarına bak ya. Beğenmediğin Dembaba'nın yaptıklarına bak. Evet. Başakşehir'de Trevelli diye bir adam var. Neler yapıyor? Visca var. Neler yapıyor? Robinho var ya. Robinho var. Sivas'a bakıyorsun. Sivas'ta Mert Hakan, Emre Kılınç. Bak bu oyuncular. Daha ne isimler? Çok iyi oynayan isimler var. Alanyaspor. Ya o yüzden biz kalitesiz bir takım değiliz. Ama bizim kalitemiz rakiplerimize göre daha aşağıda. Yoksa sorun yok. Biz kaliteli bir takımız. Tabii ki kaliteli bir takımız. Ama kalitemiz yeterli değil. Şimdi Sergen Hoca veya Abdullah Hoca. Hani Demirel şey demişti. Ya benzin vardı da biz mi içtik dedi ya. Şimdi Abdullah Hoca'nın elinde efendim o Mario Gomez'di bilmem neyi onlu bunlu bir takımı Abdullah Hoca'ya ver. Ha yine belki başarılı olamaz. Veya Sergen Hoca'ya ver. 2 sene evvelki kadroyu Sergen Hoca'nın eline ver. Hani Abubakarlı falan kadroyu, Talişkalı kadroyu Sergen Hoca'nın eline ver. Yani Neler ben yap? şu açıdan Abdullah Avcı ile birazcık fark olduğunu düşünüyorum abi. Bunu Sergen Yalçın beyin sporsa Tekin Onay ile yaptığı programda şöyle bir şey kullandı. Şöyle bir cümlede bulundu. Beşiktaş'ın futbolcusuysanız dedi. Savunmanın göbeğinde de oynasanız hücuma katkı sağlamak zorundasınız dedi. Ben futbol sistemimi bu şekilde kurarım dedi. Yani Beşiktaş'ta dedi oynattığım futbol bu şekilde dedi. Ve dikkat ettiğimde evet gerçekten Sergen
Hoca, yani Sergen Yalçın bu takıma geldikten sonra daha yaratıcı bir çalışan, işte Vida'nın kaleye şut çekmesi, Vida'nın daha yani savunmanın daha önde kurulması, ama Abdullah Hoca zamanında ben biraz daha ürkek bir Beşiktaş görüyordum, ama Sergen Yalçın biraz daha ısırgan, biraz daha Tamam. Beşiktaş'ı yaratıcı. %100 katılıyorum. Sen o hücumu Necip'le yapsana orta sahada oynattığında. Olacak iş Hani değil. o. Değil mi? Yani o hücumu yaparsın. Senin elinde Sergen Yalçın vardır. Hücumun en ağababasını yaparsın. Senin elinde Tümer Metin vardır. Hücumun var ya, en büyük ağababasını yaparsın. Bunları yaparsın. Yapmazsın diye bir sorun yok. Tabii ki yaparsın. Sergen Hoca'nın söylediklerine %100 katılıyorum. Eyvallah. Ama elinde ne var? Mesela Trabzonspor maçında şunu söylediğim zaman insanlar kızdı bana. Trabzonspor maçına Beşiktaş inanılmaz başladı. Harikulade başladı. Hücum bağırdı, çağırdı. Tümer Metin Sergen'den iyi midir yani? Yok, bu Çağrı soru beyler. Bir şey çok diyeceğim. doğru Yani bir soru değil bence. benim söylediğimden bunu anladıysan yok canım. Bak demin Soru da dediğim çok herhalde yanlış bunu. bence. Yok yok bir dakika merak ettim ya bunu anladıysa beyefendi yani çok ilginç geldi bana. Senin elinde Sergen Yalçın veya Tümer Metin varsa hücum yaparsın dedim. Tümer Metin Sergen Yalçın'dan iyidir demedim. Ne teknik yani. Sergen Yok, öyle Yalçın anlaşılmadı zaten açıdan abi. Merak yani etme. teknik açıdan şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın'ın teknik açıdan üstünde ben yerli futbolcu belki Arif abi eski Fenerbahçeli Çingene Arif vardı İzmir'de şimdi. Belki. Ama Sergen Yalçın başka bir şey. Ya Allah öyle bir yetenek vermiş ki inanılmaz bir şey. Şimdi bak Trabzonspor maçında Beşiktaş 2-1 önde. Saldırıyor. Tamam saldırırsın hocam eyvallah da senin karşındaki Çemişgezekspor değil. Senin karşındaki Trabzon iki kişi adamlar iki kişi geldi golü attı. Çok ani bir gol. Ya orada aslında önlemini Necip'le almaya çalıştı Sergen Yalçın. Ama Hani arkayı birazcık düşündü. düşmedi Yani de bir gol yedi dediğim bak bir şey diyeceğim. Burada söylediğim bir şey. Dedin ya Sergen Hoca'nın söylediği hani hücum anlayışı. Sergen diye. Hoca'yla yaparsan Necip'le yaparsan o hücumu eksik kalırsın. Eksik kalırsın. Tamam mı? Necip'i aldıysan birazcık daha defansif düşüneceksin. Yani senin elinde hızlı, çok hızlı futbolcular da olabilir. Tamam, var. Birazcık orada geriye çekilebilirdin veya çekilmesen bile en azından çok fazla artık ileriye gitmek, gol atmak yerine kendi evindesin zaten gelemeyebilir. Adam iki kişi gelip bir anda işi bitirdi ya. İki kişi gelip bir anda işi bitirdi. Ya bu şekilde yakalanamazsın. Şimdi Abdullah Hoca olsa o golü yemez. Yedirtmezdi. Bak o da bir gerçek. Sergen Hoca'nın hatası demiyorum. Sergen Hoca'nın kesinlikle bakayım neymiş ha. Sergen Hoca doğruyu yapıyor. Bu sistem, bu yapmak istediği şey kesinlikle tutacak. Ama bu oyuncularla tutmayabilir. Daha iyi bir hale geldiği zaman Sergen Hoca'nın oynatmak istediği futbol daha iyi futbolcularla çok iyi yerlere gelecek. Tamam mı? Ama Sergen Hoca'nın şu anda elinde yeterli futbolcu yok. Bana göre yeterli tam yerinde futbolcular elinde değil. Bir dahaki sene bence çok daha iyi bir hale gelecek bu iş Sergen Hoca'yla. Zaten Sergen Hoca'nın olması büyük de bir şans. Ben Sergen Hoca'yı hani eğer sabredilir ve iyi giderse ve problem olmazsa Sergen Hoca'yla inşallah ilerleyen yıllarda uzun yıllar kalınacağını düşünüyorum. Aslında şöyle bir soru sormak istiyorum abi sana. Sergen Hoca'nın istediği kadroyu kuramamasından bahsettik ya abi.
Burada tekrar aslında Beşiktaş'ın mali sıkıntılarına değinmek istiyorum. Hani Hadi yani. dünden bahsettim ya. Birazcık bunları da konuşmak isterim. Bugün örnek veriyorum. Hakan Dalkadı'nın Fanatik Gazetesi'ne verdiği bir açıklama var. Biliyorsunuz yönetim kurulu üyemiz Vodafone Park ve dernekler sorumlumuz aynı zamanda. Bugün şöyle bir açıklama geldi. Bütün gelirlerimiz durdu. Hiçbir ödememizi yapamıyoruz. 4 Şey milyar euro dünyada zarar var şu anda. evet. 4 milyar euro. Kesinlikle. Yani bu futbolun aslında bu koronavirüs olayından ne kadar etkilendiğini gösteriyor abi. Ve Beşiktaş zaten daha yayının başında da konuştuğumuz gibi abi birçok açıdan değerlendirdi. Çok kötü durumda. Ben sana şu soruyu sormak isterim abi. Beşiktaş şu an için kulübümüz sence gerekli önlemleri alıyor mu? Yani bu koronavirüs sürecinde bizim netice olarak banka ödemelerimiz devam ediyor. Yani ödememiz gereken bir kredi yükümlülüğümüz var. Ancak kulübün gelirleri durmuş durumda. 8 haftalık tribün gelirlerimiz şu anda gelmeyecek. Kartal Evet. satışları aynı şekilde durmuş durumda. Ve ben Durdu gibi. aslında şu konuda, evet yani çok minimum. Yani ben şu konuda muzdaribim. Kulüpten, yani yönetim kurulumuzdan şöyle bir açıklama gelmesi beni üzüyor. Ödemelerde çok zorlanıyoruz ve durdu bütün gelirlerimiz. Ancak şeklinde devam etmeyen bir cümle var abi. Bu konuda sence ne yapılmalı? Yani örnek veriyorum şirketlere ödemeler konusunda bir yardımda bulunuldu. İşte 2020 sonuna ötelendi. Çek borcu olanlar hapislerden çıkarıldı. Çek borçlarının aynı şekilde 2020 sonuna kadar ödemeleri öngörülüyor. Yani netice olarak kulüplerde gelir elde etmeye çalışan şirketler, yani bunlar dükkanlar gibi, sağda solda gördüğümüz bakkallar gibi herkese kolaylık varken kulüplere yok şu anda. Yani kulübümüz bu konuda herhangi bir atılımının olmaması, kartal numaralarının bu evde kalma sürecinde online satışa örnek veriyorum teşvik edilmesi gibi süreçlerin olmaması, sence bu konuda birazcık pasif kalıyor muyuz abi kulüp olarak? Şimdi sevgili İnanç, şimdi bir şey soracağım öyle başlayalım istiyorsan. Evet. Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin veya Trabzonspor'un borçları ertelendi. Yardım yapıldı. Sen bir Beşiktaşlısın. Senin verginle yapıldı bunlar. Tamam mı? Ne düşünürsün? Üzülürüm Düşünürsün? herhalde. Çok üzülürüm yani. Şimdi işte bu yapıldı. Beşiktaş'a da, Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de, Trabzonspor'a da. Biliyorsun bu senenin başında banka, Ziraat Bankası, Halkbank, bütün bankalar bir yardımda bulundu. 2 sene geri ödemesiz. Evet, Yaptın mı sadece böyle bir yardım? Fenerbahçe bu konuda sanırım. Ali Koç galiba bu konuda çok yanaşmamıştı, değil mi abi? Evet. Yani Sayın Ali Koç dedi ki hayır ben istemiyorum şu an için değil. Yani şu an bir şeyim yok. Ama diğerleri bu yardımı aldı mı? Aldı. Değil mi? Yani şu anda. Niye geliri yok şu anda biliyor musun? Çünkü hepsi temlikli. Kesinlikle. Beşiktaş'ın temlikli. Kesinlikle. Kim temlik etti? Fikret Orman. Değil mi? Hepsini temlik etti. Bu anlaşmayı imzaladı. Hepsini temlik etti. Şu anda bir şey yok. Beşiktaş yönetimi finansal fair play nedeniyle başkanlar da para veremiyor. Zaten geri alıyor herkes parasını. Öyle de bir durum var. Aslında Verse de geri. verebiliyorlar. Ancak kulübün bütün banka borçları bittikten sonra geri alabiliyorlar. Kulüp başkanları. Yani şu anda kanun bu şekilde. Yani kulüp başkanı aslında derneğe, yani kulübe para verebiliyor. Ancak bu parasını bankalar borcu bitmeden alamıyor. Geçen dönemden mesela en basit bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam Sayın Ahmet Nurşevi verdiklerini aldı. Şimdi yeniden verdi de ayrılmadan hemen almıştı Sistem ne bildiğim olduğunu kadarıyla. bilmiyorum. Candaş Tolga Işık'ın bankalar sistemindeki yeni düzenlemenin bu olduğunu söylediğine dair bir açıklaması var abi. Tamam, Ona ama nazaran. Mali Genel Kurulu'nda biliyorsun o şeyler var. Mesela kimse hani parasını almayanlar da Serdal Adalı almadı mesela. Hiç parasını almadı. Hala duruyor parası. Rızasıyla almadı diye sanırım. Evet, rızasıyla almadı. O hala bıraktı aynı şekilde.
şeyi söylenen, mesela Yıldırım Demirören de almadı. O 100 milyon hala duruyor. Evet. Ödenmedi bir şey yani. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey. Hala almadı yani. Öyle de bir durum var. Ama diğerler aldı, birçoğu aldı. Hatta bir de borcu olanlar var. Bırak onu, verdiklerini alanlar, bir de borcu olanlar var. O Mali Genel Kurulu listelerine bakabilir herkes. Şimdi Evet. Beşiktaş bu süreçten nasıl çıkacak? Bu bütün kulüpler için geçerli ama Beşiktaş daha zor durumda. Çünkü temlik edildiği Evet. için ve Evet. gelirleri de olmadığı için yapacak tek bir şey var. Şu anda var olan bazı futbolcuları satacaklar. Taraftarlar artık yıldız transfer çok istemeyecek. Mesela Talisca'yı gelir istemeyecek. İşte efendim onu alalım, bunu alalım demeyecek. Diyecek ki Umut iyi çalışacak. Güvenden adam olacak. İşte yeni yeni Rıdvanlar bizim olacak. Sergen Hoca diyecek ki ben yetiştireceğim. Yeni Sergen Yalçınlar yetiştireceğim diyecek. Ve bu sayede bu işten kurtulacağız. Diyorum ya belki Sayın Ahmet Nur Çebi şöyle bir şey yapacak belki. Diyecek ki Sayın Serdal Adalı'ya, Sayın Hürser Tekin Oktay'a hocam diyecek. Gelin birlikte bir el ele verelim. Sizin de projeleriniz vardı. Gelin diyecek. Birlikte bir şey yapalım. Hani bir mum yak. Eğer bu korona hikayesi olmasaydı biliyorsun yardım kampanyası da olacaktı. Evet. Bunlar da yapılacaktı. Olmadı daha. Bu başlatılacak. Bu arada tabii soranlar da oluyor. Şimdi şey yok. UEFA ve FIFA açıklamada bulundu. Sayın Şener Erzin'in de açıklamaları var bu konuda. Kesinlikle liglerin tescil edilmesi gibi bir durum söz Evet. konusu değil. Evet. A planı En son tercih olarak düşünülüyor galiba, değil mi abi? yok, hayır hiçbir tercih. Öyle hiçbir tercih yok. Öyle bir tercih yok. Bu lig oynanacak. Bu lig tamamlanacak. Yani 2019-2020 sezonu tamamlanacak. A planı Mayıs ortasında başlayacak. Seyircisi olabilir. A planı bu. B planı. B planı. Mayıs'ın sonu Haziran başı başlayabilir. Çünkü bu iş Nisan'da bitse bile 2 hafta bir antrenman süreci olacak. Tamam, bu önemli. Yani hemen başlayamıyor çünkü. B planı Haziran başı. C planı Temmuz'da ihtimal dahilinde veya Eylül'de başlatıp en kötü ihtimalle Eylül'de başlatıp Ekim'e kadar bitirmek, Ekim ortası gibi de yeni sezonu başlatmak. Bir sıkıştırılmış takvim olacak. Sıkıştırılmış takvim olacak. Ha, bu işi yerel federasyonlara bırakıyorlar. Yani playoff oynanır mı, oynanmaz mı onu bilemiyoruz. Evet, O da bir aslında bu sıkıntı. konuya değinmek istiyordum abi. Rıza Çalınbay'ın bugün galiba bir açıklaması olmuş. Liglerin Antalya'da iklimlerin de iklim şartlarının da güzel olduğu için orada günde 2 maç oynanacak şekilde. Bugün Beşiktaş resmi hesabından Instagram yayını yaptığında bu konuşma geçmişti abi. Böyle de bir ihtimal var galiba. Yani sence en mantıklısı ne olmalı abi? Bu lig nasıl oynanmalı? Çünkü Vallahi ilk önümüzde önce bunun şu işe bakacağız. Yani Allah'ın izniyle ben Nisan ortası, Nisan sonu gibi inşallah. Tabii evimizde kalırsak, kuralların hepsini riayet edersek bu işin çözüme ulaşacağına inanıyorum. İlaç bulma ve bu tip şeyler de tabii ki yapılıyor. Ama temizliğimize ve kendimize dikkat etmemiz lazım. Kurallara uymamız lazım, evimizde kalmamız lazım. abi çok özür dileyerek kesmek durumunda kalacağım. Sadece 20 saniye sonra yayın otomatik kendiliğinden sonlanmak zorunda abi. Bir saat bir bitiriyor. Yayın sonlanacak. Tekrar açalım, tekrar devam edelim, olur mu? Bu Instagram'ın kendi uyguladığı bir şey abi. Bir saat. Evet abi. Tekrar yayındayız. Direkt kendi Eyvallah. kestiği için özür dilerim abi. Yok estağfurullah. Çayımı içiyordum ben de zaten. Çay içmek iyidir ya. Yani dediğim gibi evimizde kalacağız, dikkat edeceğiz. Ve dikkat ettikten sonra bu işte Allah nasip ederse işte yani böyle
Nisan sonu gibi falan biterse de zaten ligler de başlar. Ya benim isteğim inşallah Mayıs gibi başlarız. Seyircisiz olursa kötü. Seyircisiz maçlar çok kötü tabii ki. Şu anda düşünsene Belarus Ligi seyrediyoruz ya. Belarus Evet. Ligi demek ya. Ya Belarus Ligi seyrediyoruz. Futbolu aç kaldık. Benim tavsiyem herkes eski maçları seyretsin. Serkan Hoca'nın gollerini seyretsin mesela. Muhteşem olur. Biraz evvel Peki. bak o kadar garip bir şey ki yanlış anlaşılma. Hani yazınca da yanlış anlaşılıyorsun, söyleyince de yanlış anlaşılıyorsun. Seyircimiz diyor ki ama diyor hem diyor iyi oynadı diyorsun diyor hem de golü yedi diyorsun diyor. Orada ne dedim ben? Oynatmak istediği sistem doğru Serkan Hoca'nın Trabzon maçında. Oynatmak istediği sistem doğru ama bu oyuncularla Kadro oynatması hata olabilir. Problem yaratıyor. Bu oyuncularla oynatması problem yaratıyor. Yetmiyor. Ne dedi Serkan Hoca? Orta sahası bile hücum yapmalı dedi, değil mi? Buraya kadar tamam. Necip'le sen bunu yaparsan problem yaşıyorsun işte. Yani Necip iyi değil mi? İyi. Yani bence Necip iyi bir çocuk. İyi bir futbolcu. Yok yani. Yani elinden geleni yapıyor. Ama o kadar. Yani bazı insanların yetenekleri bir yere kadar. Bir yere kadar. Evet. Bak. Ha, şimdi mesela biraz evvel yine gördüm. Yine soracağın soru var mı bilmiyorum ama şeyi söylemek istiyorum. Yok Mesela abi, lütfen soruyorlar. devam et. Talişka alınacak mı Dembaba işte Ahmet Ben Mehmet babam Bilek. Aynen. ha Birçok isim çıktı ya. hatta bugün bir yerde nerede okudum bilmiyorum Alman bir futbolcu galiba o isimden de ya birçok isimden bahsediyor Mandzukic. Mario Mandzukic abi. ha Mandzukic ya yönetim diyor ki elektrik paramı ödeyemiyorum diyor ki kaç haftadan beri gelir yok. Biz diyoruz ki efendim şey Sergen Hoca için bir şeyler olsun inanıyoruz. Ya bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ya şimdi boş ver her neyse onu demeyeyim ya. Sonra çok kızacak insanlar. Vallahi niye kızacak biliyor musun? Niye kızacak? Yıldırım Demirören yeter dedikten sonra aynı kişiler veya bazıları, bak bazıları, Yıldırım Demirören yeter diyenlerin bazıları, işte Simao, Quaresma falan geldiğinde Yıldırım Demirören yetmez dedi. Tamam. Şimdi bu iş bu kadar net. Bu işin olacağı şu. Para yok. Bu kadro kurulmayacak. Bu kadro kurulmayacak. Onun yerine Sergin Hoca arama tarama yapacak. İyi bir scout ekibiyle arama tarama yapılacak. Mandzukic'ler olmayacak. Talişkalar olmayacak. Hiçbir şey bunların hiçbir tanesi olmayacak. Yeni Sergen Yalçınlar bulunacak. Yeni Cenk Tosunlar bulunacak. Yeni isimler, yeni Metin Ali Feyyazlar bulunacak. Ama şimdi olur mu o iş? Metin Ali Feyyaz olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Bak bunun da bir örneğini vereyim sana. 2009 Bu bir yılında proje. hı? Yani bu bir proje gibi mi düşünmek lazım abi? Yo Yani yo çünkü olmaz. Niye aslında olmaz? Niye olmayacağını söyleyeyim mi? 2009 yılında sosyal medya bu kadar gelişmiş değildi, değil mi? 2009'da bu kadar değildi. 2009 yılında bu ülkede domuz gribinden 500 kişiye yakın kişi, 490 kişi öldü. 490 kişi öldü. Domuz gribinden. 500 kişi neredeyse. Ve bu kadar büyük ortalık birbirine girmedi. Ha, şu andaki salgın tabii ki çok önemli. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok çabuk bulaşıyor çünkü. Bak çok çabuk bulaşıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Ama diyorum ya
Ben mesela WhatsApp gruplarından çıktım. Çünkü bu korona gelmeden evvel, bir iki hafta evvel, üç hafta evvel bütün millet yazıyordu. Bizim ülkemize de geldi, gelsin, gelecek, kimse haber vermiyor. Ya gelse zil takıp oynayacak millet durumundaydı ya. Kötü bir şey olsun da ben demiştim diyebilmek için elinden bir taraflarını, elinden geleni yapıyor demeyeceğim. Hatta daha beter, bir tarafını yırtıyor. Şimdi Sergen Hoca gitsin Metin Ali Feyyaz'ı bulsun. Tamam mı? Bulsun. İki maç güzel geçsin. Herkes o Sergen Hoca. Üç maç kötü gitsin. Üç maç kötü gitsin. Üç maç kötü gitsin. Ortalık yangın Net. yeri olur. Gordon Milne Adana Demirspor maçında 11 yerliyle çıktığı zaman sosyal medya yoktu. Olsaydı bugün Metin Ali Feyyaz olmazdı. Sosyal medya olsaydı bugün Süleyman Seba olmazdı. Sosyal medya olsaydı biz Baba Hakkı'nın kırmızı kart yedi diye takım arkadaşını kovalamasını kabul edenler veya etmeyenler olarak ikiye bölünmüş bir vaziyette konuşuyor olurduk. Biz Feyyaz Hoca Fenerbahçe'ye gitti diye veya gidecek diye konuşmaları duyardık. Ertuğrul Sağlam'ın Samsun Spor'dan nasıl geleceğini, İlhan Mansız'ın nasıl geleceğini konuşmaktan o transferleri yapamazdık. Metin Ali Feyyaz'ın, Metin'in işte peşinde bilmem kaç tane güzel kız varmış diye konuşmaktan hiçbir tanesine gol attıramazdık. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Yalan da söylemesin. Abi Sergen. ama şöyle bir şey olmuyor mu? Yani Trabzon bunu yapabiliyor aslında. Yani biz neden yapamıyoruz? Yani Trabzon işte Abdülkadir'leri çıkarıyor, işte kalecisini çıkarıyor. Aslında bir eski öz kaynak düzeni kadar diyemeyeceğim. Hani belki bilmiyorum sizin yaşlarınız daha yüksek abi ama şu anda Beşiktaş, Türkiye'de oyuncu fabrikası modelinde olan takım Trabzon gibi. Trabzon'un transfer yasağı vardı neredeyse. Yapamadı biliyorsun. Bir Hı. musibet bin nasihattan iyidir. Bizim de başımıza Evet. gelmesi gerek demek. Gelirse yaparız. Bak, sorulara bak. Talişka gelecek mi abi diye soruyor insanlar. Kötü niyetli, çok güzel bir niyetle soruyor. Evet. Ya, Talişka ne kadar para alıyor Çin'den? 8 Bugün milyon mu? Sergen açıklama yaptı abi. Özür dilerim. Sergen yaptı sen de söyledi. Yani bizim kulübümüzün şu anda Talişka'nın bütçesini karşılayacak zaten bir durum yok. İşte. Bu taraftarlarımızda da şöyle bir olay var abi şu anda. İsimler konuşuluyor ya abi. Hep eski isimler konuşuluyor. Yani bu konuda sen ne düşünüyorsun abi? Sence Beşiktaş'ın bütçesi olsa dahi bu eski isimlere dönmeli mi? Marcelo, Talisca, hep bu Ya isimler yok ya, konuşuluyor. ya işte bak, ben hep yayınlarımda şey diyorum, şeylere bazen taraftara da o bilgiyi vermek lazım ama yöneticilere, bu antrenörler derneği yapması lazım yöneticilere. Antrenör listesi vermesi lazım. Çünkü herkes aynı isimleri biliyor. Bütün yöneticiler. Türkiye'de binlerce antrenör var. Binlerce antrenör var. Binlerce genç isim var. Trabzon nasıl yapıyor diyorsun? Trabzon'da binlerce genç çocuk var. Artık bakmaya başladılar. Zorunluluktan baktılar da buldular o çocukları. Şans verdiler. Şans vermek zorundalardı. Çünkü başka çareleri yoktu. Bize de belki de öyle bir şey olacak. Başka çare yoktu. İşte diyorum ya, Gordon Milne kızdı. 11 tane yerliği sürdü. Kızmasa, olmasa, öyle bir şey olmasa Metin Ali Feyyaz efsanesi çıkmayacak. Çıkmayacak belki. Yani o yüzden bu belki zorunluluktan doğabilir. Ama Sergen Hoca'nın işi zor. Allah kolaylık versin. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Çok zor bir durum. İşte bu kadar. Böyle. Evet abi. Ben de sorularımı bitirdim aslında abi. Yani ben hatta sormadan
Sen gerçekten sorularımın hepsini cevapladığın gibi bir şey oldu abi açıkçası. Çok teşekkür ederim yayın için. Rica ederim, rica ederim. Umarım işe yarar bir sohbet olmuştur. Ya ben tabii ki birazcık daha belki sert mi bakıyorum, birazcık farklı mı bakıyorum? İnsanların hoşuna gitmeyebilir. Ama son olarak şunu söyleyeyim. İnsanlar bunu da bilsin. Kulüplerin, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un, diğer birçok kulübün sahiplenilmekten başka çaresi yok şu anda. Ya Almanya'daki kesin ve kat'i kurallar gelecek, ona göre yapılacak. Almanya'da biliyorsun sahiplenme var, birkaç şeyde var, takımda var. Onun haricinde dernekler, yine dernekler yasası gibi yürütülüyor veya Premier Lig'deki gibi olacak, sahiplenilme olacak. O sahiplenilme sonrasında, Sen ne düşünüyorsun? ben sahiplenilmeden yanayım. Yani birisi alsın, alacaksa alsın, yapabiliyorsa yapsın. En azından onun parası harcanır. Benim paramı keyfe keder birileri harcamaz. Yani ben çoluğumdan çocuğumdan keseyim, taraftar olarak gideyim, forma alayım, kombine alayım, bütün hepsini alayım. Ondan sonra 2 milyon, 3 milyon bir tane transfer için bir tane adama, zibidin tekine verilsin o para. Ondan sonra o parayı verdikten sonra adam paşam oynamasın, ama ben tazminatı vereyim. Sonra da bana densin ki forma al. Bir tane yönetici gelsin, gezsin dolaşsın, istediğini yapsın. Efendim başka bir yönetici gelsin, deplasmana gitsin. Başka bir yönetici gelsin, amcasının oğluna, teyzesinin kızına, bilmem ne. Bunları işte efendim o oraya işe alsın. Televizyona alsın, efendim şirkete alsın, oraya alsın, yuvaya alsın, bilmem neye alsın, onun parasını ödesin. Sonra transferler yapılsın, dandik dandik transferler yapılsın. Ama benim paramla yapılıyor. Oh ne güzel İstanbul. Sonra da bana densin ki efendim biz zor durumdayız, bir daha al kombine. Efendim zor durumdayız, bir forma daha al. Şunu al, bunu al. Niye, ben salak mıyım? Yani ben salak olamam ya. Bu kadar akılsız olamam ya. O zaman gitsin birisi sahiplensin. İyi bir Beşiktaşlı gelsin, iyi bir Galatasaraylı gelsin, Fenerbahçe'yi alsın, parasını versin, ticarethane gibi yönetsin. O zaman Talişka'da gelir. Ha, gelemezse de bunun hesabı sorulur. Bunun hesabını, vergisini de öder, kazancını da yapar. Tam olarak her şeyini görürüz. Ama burada öyle değil ki. Burada öyle değil ki. Biz burada başka şeyler görüyoruz. Göremiyoruz daha doğrusu. Yani Ali Eren geçmiş yayında, önceki yayında şöyle bir yorumda bulunmuştu abi. Hatırlatmak için söylüyorum. Başkanlar, yönetimler kulüpleri kendi şirketleri gibi yönetmiyorlar. Yani Tabii kendi ki işte şirketlerinde böyle. çok başarılılar ama kulüplerde aynı başarıyı sağlayamıyorlar demişti. Yani satıldığında birilerinin şirketi olduğunda bu kulüpler aslında AŞ olmaları da buna bağlı değil mi abi? Yani en azından hani bir Beşiktaş'ın derneği var, bir de AŞ var. Bu AŞ neden var abi? Kasıtlı olduğu için AŞ bazı şeylerde kolaylık sağlıyor. İşte hisse senedi, satışlar, batışlar, onlar bunları yapmak için yapılıyor onlar. Şirket gibi olmuyor o zaman işte. Yani sahiplenilme gibi olmuyor. Bütün şey yine dernekte. Dernekler yasasıyla. Yani genel kurul var. Yani seçim var. Ama atıyorum, inanç dedi ki benim param var kardeşim, ben aldım Beşiktaş'ı dedi. O zaman tek sorumlu sensin. Bu işten para kazanmak istiyorsan ona göre yapacaksın. Yatırımlarını ona göre yapacaksın. Ona göre bazı şeylerini ayarlayacaksın. Mesela İnanç Beşiktaş'ı satın aldığı zaman, en son bunu da söyleyeyim, bitirelim müsaade edersen. İnanç Tabii ki abi, Beşiktaş'ı estağfurullah. satın aldığı zaman demeyecek mesela, şöyle bir şey yapmayacak. Efendim ben Beşiktaş'ta bir televizyon kuracağım. Bu televizyona o kadar kamera alacağım, HD yayın yapacağım, 30 kişi çalıştıracağım, 40 kişi çalıştıracağım ama tematik kanal olacağım. Sonra da bunu kapatıp o kadar kişiyi işsiz bırakacağım demez. O zaman İnanç ne yapar biliyor musun?
burasının bir kulüp kanalı olduğunu bilir, tematik kanalı olduğunu bilir, 10 kişiyi işe alır, 10 kişiyle o kanalı yürütür. Çünkü tematik kanallar 30 kişiyle 40 kişiyle yürümez. 10-15 kişiyle yürür. HD olmasına gerek olmaz. Tamam mı? HD olursa ne ala. Ama senin paran yoksa bir de HD yapacağım. Daha sen çalışanının maaşını ödemeden artistlik yapıp HD yapacağım dersen oradaki adamları işsiz bırakırsın. İnanç sahibi olduğu zaman sen inanç olarak oranın sahibi olduğun zaman onu düşünürsün. Dersin ki ya ben bunu yapmayayım o zaman dersin. Oradakiler işsiz kalmasın dersin. Tamam mı? İşsiz kalmasın dersin ve o yüzden onu öyle yapmazsın. Şimdi ne oldu Beşiktaş TV? Ne oldu? Kameralar ne oldu kameralar? Gitti. Yani evet. Stüdyolar gitti. Zamanında bunu bak en basit zamanında bunu söylediğim zaman bana diyordu ki abi sen yanlış düşünüyorsun diyenler vardı. Yapmayın arkadaşlar bu tematik kanal. Ne olur bakın o insanlar işsiz kalacak dediğimiz zaman dediler yok olur mu şey böyle şey. Ha buyur al. Beşiktaş TV, Galatasaray TV hani bu kadar kötü Galatasaray TV bangır bangır yayın yapıyor. Fenerbahçe TV yapıyor. Beşiktaş TV nerede? Abi özür dilerim lafını kesiyorum ama Yeni Malatya TV bile var. Yani Yeni Malatya TV bile yayın yapıyor şu anda HD bir şekilde. Bazı şeyleri düşünmek lazım. Bazı şeylerin planını yapmak lazım. Bugünü düşünmekle olmaz bu iş. Bugünü düşünmekle olmaz bu iş. Tamam mı? Olmaz. Cancağızım kendine dikkat et. Yavaş yavaş bana müsaade Haluk et. abi çok teşekkürler. Çok Rica ederim. teşekkürler abi yayına katıldığın için. Rica ederim. Tekrar Umarım görüşmek üzere inşallah iyi bir diyelim. şey Tekrar olmuştur. yapalım abi. Tamam yapalım Çok kardeşim. güzel Hadi oldu bakalım. abi. Sayende çok güzel oldu. Eyvallah. Görüşmek üzere. Çok sağ olasın. Hoşça kal abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi bu arada yayının tekrarını YouTube'da tekrar yayınlıyoruz. YouTube'da yayının tekrarı olacak abi. Bunu da Tamam. tekrar Linki at ben söyleyelim. de onu bir Tekrar paylaşayım. izleyebiliriz. Tamam. Tabii ki Tamam. abi. Sağ olasın. Görüşmek Tamamdır üzere. abi. Sağ olasın. Hoşça kal. Sağ olasın.